Şimdi efendim detayları aktarmaya devam edeceğimiz gelişmeler olacak. Şimdi İyi Parti'de olup bitenler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler Tamamını konuşacağız Bir yandan da piyasa verileri soruyorsunuz Merkez Bankası politika faizini arttırdı Piyasa etkileri gözlemlenmeye devam ediyor Neler görürüz diye Bu arada Şimşek'den bir açıklama geldi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek der ki faiz sonrası ilk açıklamasında Türk Lirası'nın istikrar kazanmasını sağlayacağız Türk Lirası'nın güçlenmesi Dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümleri uygulayacağız diyor. En etkili çözüm de budur diyor. Türk lirasının istikrar kazanmasını sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme. Tekrar edelim efendim. Diyor ki Türk lirasının güçlenmesi dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. İmza Yeni Hazine ve Maliye Bakanı bu hafta ilk kez kararlarıyla konuştu. Yeni ekonomi yönetimimiz. Borsa İstanbul %3'ün üzerinde bir değer kazandı şu dakika itibariyle. Dolar TL kurunda %3'ün üzerinde Türk Lirasının değer kaybı var. Hazine ve Maliye Bakanının ne söylediğine bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Türk Lirasının istikrar kazanmasını sağlayacağız. Dolarizasyonun karşısında en etkili çözüm Türk Lirasının güçlenmesidir diyor Mehmet Şimşek. Gelelim bir daha bakalım ne kadar güçlenmiş dolar tl kuruna bakıyoruz maalesef. Güçlenemiyor aksine Türk lirası değer kaybediyor. Ama Sayın Şimşek ve ekonomi yönetimiyle birlikte belki de daha önce frenlenen noktaya gelecek ve ondan sonra Türk Lirası'nın biz e, dolar karşısında döviz karşısında değer kazanmasını görebileceğiz. Belki de öyle Sayın Şimşek'in yeni ekonomi yönetiminin belki de planı böyle. Dolayısıyla sabırlı olmak lazım. Euro TL kuru itibariyle 26.60 seviyesi aşıldı. Yeni seviyeler deneniyor demiştim dakikalar önce. 26.70 seviyesi de aşıldı. Euro TL kurunda Türk Lirası'nın orada da değer kaybını sürdüğüne ne yazık ki şahit oluyoruz efendim. Şimdi Döndük Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenlere. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını ilk yorumu parti meclisi üyesi Gökhan Zeybek'ten aldık. Değişim hususunda tüm milletvekillerinin aynı iradede olduğunu ama bununla birlikte işte sadece bir genel başkanlık değişimi mi yoksa bir zihniyet değişimi mi toptan köklü bir değişiklik mi tartışmasına dair atıflarda bulunduğu bir yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu her gün yeni bir eşik atlıyor. Her gün o cümlelerin sivriliği bir miktar daha keskinleşiyor gibi. Çünkü bu hafta kritik de, de bir haber beklediğini atıfta bulunuyor CHP Genel Merkezi'nden. E CHP Genel Merkezi şu anda MK toplantısında geç de başladı hatta geç başlamasının bir sebebinin Ekrem İmamoğlu açıklamaları olabileceği de konuşuluyor başladıktan sonra sonuçta bu açıklamaları dinleme takip etmek çok daha zor olacaktı anlaşılan heyet dinledi bakalım bir yanıt gelecek mi MYK'dan bu merak ettiklerimiz ama Ekrem İmamoğlu'nun Bayramdan sonra daha farklı hareket edebileceği konuşuluyor. Şimdi parti kulislerine hakim meslektaşlarımdan Dikenden Altan Sancar bizlerle birlikte bir toparlama yayını yapalım. İşin bir adını koyalım. Bakalım neler bekliyor bizi.